Yaşanmış gerçek bir hikaye. Rahibi imana getiren soru. Lütfen hikayelerimizin devamı için Can Demiryel kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Rivayet edilir ki, Bayezid-i Bestami Hazretleri 45 kez hac etmiş ve pek çok kerameti zahir olmuş Allah dostlarından biriydi. Bir gün Arafat tepesinde oturuyorlardı. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Bayezid, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa hac ettin ve binlerce defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hala onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahiple karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Bayezid kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir, önüne koyar, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Bayezid bu kez nefsine dönerek şöyle dedi. ''Ey nefis, seni kırmak istiyorum. Fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun.'' Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Bayezid'e ''İsmin nedir?'' diye sordu. O da ''Bayezid'' diye cevaplandırdı. Rahip ''Ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın.'' dedi. Bu söz Bayezid'e ağır geldi. Ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. Bizim burada 40 gününü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder. Bir de onu dinlemeni diliyorum. Bayezid Hazretleri onun bu teklifini kabul etti. Ve 40 gün kalmaya razı oldu. 42. gün olunca rahip içeri girdi ve ''Buyurun, ayağa kalkın. Bayram günümüz geldi.'' dedi. Bayezid ayağa kalktı fakat rahip ona şöyle seslendi. ''Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar. Şu üstlüğü giy.'' Bu teklif Bayezid'e çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ında izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı. Onun verdiği üslüğü giydi ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygıdeğeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler onun sessizliğine bir mana veremediler ve sordular. ''Ey büyüğümüz, neden konuşmuyorsunuz?'' ''Nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi Müslüman var.'' diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana geldiler ve ''Onu bize göster, parçalayalım.'' diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki, ''Hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz.'' Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına dair yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. ''Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster.'' Bayezid Hazretleri ayağa kalktı. Baş rahip, ''İşte bu zat. Ona dikkatle bakın.'' dedi. Sonra Bayezid'e sordu. ''Adın ne?'' ''Bayezid. Tahsil gördün mü?'' ''Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi,
onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle. Bunlar nelerdir? Bayezid, baş rahibe, beni iyi dinle, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir, eşi ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Hazreti Musa'nın Şuayb peygambere 10 yıllık çobanlık etmesidir. 12.'si olmayan 11, Yusuf peygamberin 11 kardeşidir. 13.'sü olmayan 12, 12 aydır. Rahip tebessüm etti ve doğru söyledin. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı? Havada ne muhafaza olundu? Havayla ne helak oldu? Ve kim havayla helak edildi? Bunlardan haber ver, dedi. Bayezid, İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. Ad kavmi de havayla helak edildi, diye cevap verdi. Rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve devamla sordu. Ağaçtan ne yaratıldı? Ağaçta kim korundu ve ağaçla kim öldü? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip şehit edildi, diyerek cevabı hemen verdi. Rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı? Kim ateşte korundu? Ve kim ateşle helak oldu? İblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateşle helak oldu, diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu? Ve taşla kim helak oldu? Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taşla helak oldu, diyerek cevap verince rahip, doğru söyledin, diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler, cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş, diyorlar. Bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? Evet, vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır. Gözyaşı tuzludur. Burun suyu ayrı bir tat taşır. Ağızdan gelen su tatlıdır, diye cevap verince rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve sormaya devam etti. Cennet ehli yer içer. Fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır? Evet, vardır. Ana rahmindeki cenin yer, içer. Fakat dışkısı yoktur. Doğru söyledin. Cennette Tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Şimdi de bana şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır. 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir? Ağaç bir yılı temsil eder.
12 dalı 12 ayı. Her daldaki 30 yaprak 30 günü. Her yapraktaki 5 çiçek 5 vakit namazı temsil eder. Doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var ne de hac kendisine vaciptir. Nuh peygamberin gemisidir. Doğru söyledin. Peki, gece gelince gündüz, gündüz gelince gece nereye gidiyor? Bu bir izafi zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Doğru söyledin. Sorular bitince Bayezid Hazretleri dedi ki, ''Muhterem rahip, birçok sorular sordun. Cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin?'' ''Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin.'' ''Cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?'' Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''En büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?'' O da ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince ''Öyleyse neden cevap vermiyorsun?'' diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine baş rahip ''Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?'' deyince hepsi birden ''İncil hakkı için sana uyarız.'' diye söz verdiler. Rahip ''Dinleyin, şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır.'' Bunun üzerine diğer rahipler de hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Bayezid Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti. Ve bu sır da böylece çözülmüş oldu. Evet, insan ilmiyle yaşarsa insanlara faydası dokunur. Dünyaya geliş gayemiz yemek, içmek, eğlenmek, para kazanmak, yani klasik bir yaşamdan ibaret değildir. İlim sahibi olmak zorundayız. Bunları yaşamalı, neden yaşadığımızın sırrına ererek ona göre bir hayat nizamı kurmamız gerekir. Düzgün yaşarsak işte aktardığımız hikayede olduğu gibi insanlara fayda sağlarız. Ahirette de bunun karşılığı gerçekten çok büyük olacaktır. Lütfen hikayemizi paylaşmayı ve Can Demiryal kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.